İlk ergenlik olarak nitelendirilen 2 yaş sendromu hiç şüphesiz ebeveynlerin en çok zorlayan süreçlerin başında geliyor. Çocuklarda öfke nöbetleri şeklinde görülen bu sendromda akran zorbalığı ve çocuğun kendisine zarar vermesi gibi ciddi sorunlarla da yaşanabiliyor. Sendrom hakkında önemli noktalara değinen öğretim görevlisi klinik psikolog Betül Çetin Tulum Huyut, öncelikle ebeveynler tarafından bir sürecin çok hassas yönetilmesi gerektiğini belirtti. Okul öncesi dönemdeki çocukların daha çok evde bulunmaları nedeniyle ilk olarak ebeveynlerinin rol model aldıklarını da kaydeden Betül Çetin Tulum Huyut, bu nedenle ailelerin öfkelendiklerinde kendi öfkelerinin nasıl yansıttıklarına bakmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Öfke bu yüzden çok genel, doğal bir duygu aslında. Önce bunu kabul etmek gerekiyor. Öfke nöbeti dediğimiz şey, çocuklarda gördüğümüz öfkenin daha agresyon hali, yani daha saldırganlığa dönüşmüş hali. Bir öfke hissedebilirsiniz. Hissettiğiniz bu duyguyu nasıl yansıttığınız, dışarıya nasıl gösterdiğiniz de önemli olan. Çocuklarda biz bunu daha çok agresyon şeklinde görüyoruz. Ne yapıyorlar? İşte etrafa saldırıyorlar, oyuncaklarını yıkıyor, kırıyor, eşyalara zarar veriyor, annesine ya da babasına vurma eğilimi gösteriyor, akranlarına, arkadaşlarına vuruyor. Biz bunu dışarıya saldırganlık şeklinde yansıttığı için görmeye başlıyoruz. Bu yüzden öncelikle öfkeyi fark etmek, çocukların neler yapıp yaptığını, nasıl yıkıcı davranışlarda bulunduğunu görmek önemli. Ebeveynler neler yapabilirler? Şimdi öfkelendiğinde bir çocuk, önce onun öfkesini kabul ediyor olmanız gerekir. Siz eğer öfkeyi kötü, olumsuz, yanlış bir duygu olarak tanımlarsanız, çocuk öfkenin aslında yansıtılmaması gereken bir duygu olduğunu öğrenir. Öfke kabul edilmesi gereken bir duygu. Yani nedir? Ben senin öfkeni görüyorum, senin öfkelendiğinin farkındayım ve bunu kabul ediyorum. Aslında sen çok doğal bir durumdasın şu an. Ama bunu gösterme biçimin yanlış. Bunu düzenlemekte, bunu yansıtmakta zorlanıyorsun. O zaman hadi bunu şekillendirelim ve bunu değiştirelim. Bu yüzden de ebeveynlerin yapması gereken şeyler var çocukları öfkelendikleri zaman. Genelde aileler onlardan daha yüksek sesli konuşmaya, bağırmaya ya da onları durdurmaya çalışıyorlar. Durdurmaktan ziyade yönlendirmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Nasıl yönlendirebileceklerini göstermeleri gerekir. Kreş döneminde de çocuklarda görüyoruz. Okul döneminde de, okul çağı çocuklarında da var. Akranlarına karşı zorbalık gösterebilirler ama önceliğimiz akranlarına karşı gösterdiklerinden öte evde neler yapıyoruz ve evde çocuk bunu nasıl gösteriyor onu görüyor da olmak. Çünkü o bir iletişim becerisi türü. Yani çocuk bir ihtiyacını dile getirmeye çalışıyor. Akranına zorbalık gösterirken de belki var olduğunu göstermeye çalışıyor. Ben aslında buradayım demeye çalışıyor. Kendi ihtiyacını, kendi varlığını göstermeye çalışıyor olabilir. Çocuğunuz öfkelendiği zaman onu cezalandırmak, odasına kapatmak ya da cezalar vermek, tehdit etmek, eğer işte ağlarsan, bağırırsan, vurursan sana şunu yasaklıyorum gibi cezalar vermek çocuğu daha da agresif hale, daha da sinirli hale getirecek. Siz ne yapıyorsanız çocuk da onu yapar. Eğer siz öfkelendiğiniz, çünkü siz de öfkeleniyorsunuz. Siz öfkelendiğinizde yıkıcıysanız, siz öfkelendiğinizde saldırıyorsanız, siz öfkelendiğinizde bağırıyorsanız çocuğunuz da bağıracak. Önce kendiniz öfkenizde ne yapıyorsunuz buna bir bakın. Ne yapıyoruz? İşte kasları sıkıp bırakmak gibi böyle gevşeme egzersizleri yapılabilir. Nefes egzersizi yapabilirsiniz çocuğunuzla beraber. Onu da karşınıza alıp nefes alıp veriyoruz. Burnumuzdan nefes alalım, ağzımızdan yavaş yavaş verelim gibi bir nefes egzersizi yapılabilir. Sonrasında çocuklar agresyonla daha fazla böyle saldırganlığa daha fazla eğilim gösteriyorsa bu tarz oyunlar oynayabilirsiniz.